Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyur evlat. Tuzak kuranları Rabbimizin lütfuyla bertaraf etmişsin. Hamdolsun. Ancak zihnindeki pusulardan kurtulamamışsın. Dök içini ki feraha eresin. Gönlümdeki deli taylar beni uçsuz bucaksız diyarlara götürür. Ne var bu diyarlarda peki? Koca koca çınarlar, deli aygırlar, deryaları dize getiren yelkenler, nice beldenin anahtarları. Peki nedir seni derde düşüren? O deli taylar kulağıma fısıldar. Ne der? Der ki, bir fidan dik, büyüyünce çınar olsun. Çınarın gölgesi tüm cihanı kaplasın. Devletin var olsun. Allah herkese böyle deli taylar nasip etsin. Bu devlet nasıl kurula? Devleti kuracak kulda hangi vasıflar ola? Bende o vasıflar var mıdır ki? Evvela devlet dediğin ne makam, ne mevki, ne padişah, kral, ne de hakandır. Devlet dediğin akıl ve gönüldür. Bir bedende aklın ve gönlün temizliği nasıl insanı insan yaparsa, bir devleti de devlet yapan ahalisinin vasfıdır. Deba'nın vasfı ne kadar yüksekse, o kadar iyi bir devlet kurulur. O yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın demişlerdir. Cesur insanlardan, vasıflı insanlardan kudretli milletler meydana gelir. İyi ahali içinden iyi vezirler, kumandanlar, alimler, talebeler çıkar ve topyekun büyük bir devlet kurulur. Peki o ahalinin başı hangi vasıflara sahip olmalıdır? Baş dediğin vücudu hareket ettiren kumandandır. Baş gözün, kulağın, ağzın sahibidir. Baş baş olacak ki vücut sağlam olsun. Merhametli olacak, adaletli olacak. Cesur olacak, kararlı ve azimli olacak. Kendi nefsinden evvel milletinin bekasını düşünecek. Milletine yeni rüyalar gördürecek. Ümmetin derdini kendi derdi edinecek. Peki, bir devleti ne mahveder? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, ey insanlar, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın. Şeytan devleti mahvetmek için türlü hilelere başvurur. Kör şeytan nefislere adaletsizliği aşılar. Rüşveti tatlı gösterir. Liyakatsizliği hakikat diye fısıldar. Herkes kendi nefsinin derdine düşer. Milletin ve ümmetin derdini unutur. Ahali o vakit öyle azgınlaşır ki ne kendi sultanlarını dinler, ne töreyi sayar, ne de hakkın kaidelerine uyar. Allah muhafaza, Allah muhafaza, Allah muhafaza.